Evlat ile karşılıklı haklar. Rabbin kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin olarak emretti mealine gelen ayetin tefsiri İbn Abbas radıyallahu anh'tan nakden şöyle anlatıldı. Allah'a itaat ediniz. Sonra ana babanıza iyilik ediniz. Onlara şefkat gösteriniz. Yumuşak davranınız. Ayetin devamında onlardan biri ya da ikisi yanında ihtiyarlarsa sakın onlara öf bile demeyiniz yani onlara kötü söz, düşük ve çirkin laf atmayınız. Bir manaya göre de şöyle demeye gelir. Anan baban senin yanında yaşlanır. Büyük küçük abdestlerinin alınmasına muhtaç olurlarsa onların yanında burnunu tutmayasın, yüzünü ekşitmeyesin. Sen henüz küçükken onlar senin bu ihtiyacını hem de senden daha çok severek, isteyerek giderdiler. Bununla birlikte, evladın da anne baba üzerinde hakları vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çocuğun babada hakkı üçtür. Doğunca ona güzel bir isim koymak, aklı ermeye başladığı zaman Kur'an okumayı öğretmek, kendini bilince evlendirmek. Dediler ki, Salih zatlardan biri oğlundan hiçbir şey istemedi. Bir şeye ihtiyaç duyduğu zaman başkasına söylerdi. Bunun sebebini sordular, şöyle anlattı: Bir şey istediğim zaman oğlumun bana karşı gelmesinden korkuyorum. Bana karşı gelince de ateşe hak kazanır. Ben çocuğumun ateşte yanmasını istemem. Kendisinin bağışlanmasını isteyip dua eden bir çocuk bırakan kimse için bu amel öldükten sonra da ecir getirir. Benzer şekilde, baba çocuğuna Kur'an okumayı öğretmez, kötülük yollarını öğretirse günahı babasına yazılır. Çocuğun günahı da eksilmez. Şu dört şey insanın saadetindendir: Hanımının iyi bir hanım olması, iyiliği seven çocuklarının olması, tanışıp bildiği kimselerin yararlı kimselerden olması, rızkını kendi ülkesinde, kendi memleketinde kazanması. Ebuley Semerkandi. Tembihül Gafilin, sayfa 134, 22 Ağustos Mevlana Takvimi